Sakarya Üniversitesi Bilim, Kültür ve Spor Günlerinde yanımızda rektör hocamız var. Hocam merhaba. Merhaba. Çok güzel bir organizasyon. Bu sene ilki, isim değişikliği olarak ilki, geleneksel haline döndürmeyi düşündüğümüz bir şenlik. Neler söylersiniz? Biraz önce de konuşmamda söylemeye çalıştım. Aslında gençlerin tam bu mevsimde böyle bir talepleri var işin doğrusu. Sosyal medyadan da zaten takip ederseniz görürsünüz. Sadece bizim üniversitemizde değil, tüm üniversitelerde aşağı yukarı bir talep var. Fakat ben hani şöyle arkadaşlarla oturup düşününce bu talebi biraz karşılamamız lazım. Ama öbür taraftan da talebi yönlendirmemiz lazım. Burası bir eğitim kurumu. Biraz daha böyle üniversiteliğe yaraşır bir program haline gelmesi lazım. Bizde bahar şenliği dendiğinde genelde anlaşılan popüler bir iki tane şarkıcının akşam üzeri gelmesi ve akşam onunla birlikte gençlerin eğlenmesi anlaşılıyor. Bu da olabilir ama bu format sanki üniversiteye yaraşır bir format değil yani. Bahar şenliği dediğimizde veya bizim yeni isimliyle bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri adında, günleri adında düzenledik. Biraz daha üniversiteye yaraşır hale dönüştürmeyi arzu ettik. Güzel Sanatlar Fakültemizden sergimiz var. Bazı özellikle teknik fakültelerin, öğrenci kulüplerinin organize ettiği bir takım standlarımız var. Onlar kendi çalışmalarını, örneğin elektrikli otomobil yarışmasına katılacaklar, İngiltere'ye gidecekler Haziran ayında. Onu sergileyecekler. Yine Teknokent bünyesinde yarışmalara katılmış, sağlıktan, meteorolojiye, bilgi sayardan değişik alanlara yine GFES kapsamında buluş yapan öğrencilerimiz var. Onlar buluşlarını sergileyecekler. Dolayısıyla böyle uluslararası öğrencilerimiz var. Onlar kendi kültürlerini burada tanıtma imkanı bulacaklar. Aynı zamanda konservatuvarımızın önderliğinde yine bazı öğrenci topluluklarının da katıldığı müzik organizasyonları var. Dolayısıyla müziğin, sporun, at biniciliği olacak, okçuluk olacak. Yine canlı langırt turnuvası düzenlenmiş oluyor. Dolayısıyla böyle içinde sporun, eğlencenin, sanatın, bilimin olduğu, kültürel kaynaşmanın da olduğu bir program tasarladık. 3 gün içerisinde inşallah değişik şekillerde öğrencilerimiz derslerinden fırsat buldukça buralara ve kendilerine uygun yine programları buldukça gelecekler. İnşallah dolu dolu bir program olacak ve öğrencilerimizin de memnun kalacağını ümit ediyoruz. Bu şekilde bir organizasyon yapmış olduk. Her sene üstüne koyup herhalde geleneksel haline döndüreceğiz hocam. Tabii bu yılki öğrenciler muhtemelen bu yıl yer alamayan öğrenciler gelecek yıl için daha erken hareket edecekler. Yine bir takım öğrenci toplulukları da buna hazır hale gelemediler. Çünkü son bir ayda bunu biz olgunlaştırmaya başladık. Dolayısıyla seneye inşallah hem bilimde hem kültürde hem sporda hem sanatta çok daha genişleyeceğini ümit ediyoruz. Öğrencilerimizin de sosyal medyalarını takip edeceğiz tabii. Yine bahar şenliği deyince sadece o popüler şarkıcıların geldiğini anlayan öğrencilerimizden işin doğrusu protesto da bekliyorum. Ama bizim görevimiz daha topluca düşündüğümüzde aynı zamanda eğitimde. Dolayısıyla böyle bir organizasyona öğrencilerimizin yoğun destek vereceğini de zaten biliyoruz. Bir grup öğrencilerimiz de tabii ki farklı taleplerini yine dillendirecekler. İzleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hocam başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.